Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programımızda İsra suresinden 61-65. Ayetler arasını değerlendirmeye çalışacağız. Allah-u Teala burada insanlığın macerasının başlangıcına dikkat çekiyor ve Hazreti Adem'in yaratılışı, meleklerin secdeyle emredilmesi, onlar arasında bulunan iblisin secde etmemesi ve bu konudaki bazı muhavereleri, konuşmaları bize anlatıyor. Şöyle ki: Ve iz kulna lil meleike, biz meleklere şöyle demiştik: Üscudu li Adem, Adem için secdeye varın. Fesecedu, onlar secde ettiler. İlla iblis, iblis müstesna. İblis secde etmedi. Gale escudu limen halakte tine, ve o dedi ki: Çamurdan yarattığına ben secde mi ederim? Gale eraeyteke hazellezî kerramte aleyye, ve Cenab-ı Hakk'a karşı şunu söyledi: Bana üstün kıldığını, bana şerefli kıldığını gördün mü? Le in ehartani ile yevmil kıyame, eğer kıyamet gününe kadar beni tehir edecek olursan, bana mühlet verecek olursan, la ahtenikenne zürriyetehu illa galile, onun zürriyetini ben yoldan çıkaracağım, kendi peşime takacağım, ancak çok azı müstesna. Çok azı müstesna olmak üzere onun zürriyetini, onun neslini kendi peşimden getireceğim. Gale fezheb, Cenab-ı Hak buyurdu ki, yani git, defol. Femen tebi'ake minhum, onlardan her kim sana tabi olursa, fe inne cehenneme ceza'ukum ceza'en mevfura, o zaman cezanız cehennem olacaktır. Beraberce cehennem cezası olacaktır ve o şekilde cezalandırılacaksınız. Burada Allah-u Teala iblisin durumuna dikkat çekiyor ve iblis insanların bir düşmanı. Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerinde bu olay bize anlatılıyor. Kur'an-ı Kerim'de aynı olay belki 5-6 yerde anlatılmakta ama hiçbirinde tümüyle aynı ifadelerle değil. Her birinde olayın başka bir bölümü, başka bir parçası nazara veriliyor. Böylece biz bunları birleştirdiğimizde, bir bütün olarak okuyabildiğimizde tablo bir bütün olarak karşımızda görülüyor. Allah-u Teala'nın Hazreti Adem'i bu şekilde halife olarak yaratması ve melekleri secde etmekle emretmesi gerçekten önemli bir olay. Yani insan kendi kıymetini bilmeli. Çünkü Hazreti Adem bizim orada temsilcimiz durumundadır. Ve meleklerin Hazreti Adem'e secde etmeleri, meleklerin de Hazreti Adem'in büyüklüğünü kabul etmeleri, bir nevi onun emrinde olduklarını ifade etmeleridir. Melekler arasında bulunan iblis, gerçi meleklerden değildi ama ruhanilerdendi, cinnilerdendi. Kur'an-ı Kerim kâne minel cinni diye bunu ifade eder. O cinlerdendi. فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّ, Rabbinin emrine karşı çıktı. Bundan dolayı da Allah'ın rahmetinden kovuldu, racim oldu. اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم dediğimizde oraya da adeta bir işaret vardır. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım mealinde. Ve şeytan secde etmiyor ve bir gurur meselesi yapıyor bunu. Ve kendi yaratılışını daha üstün görüyor. Yani senin çamurdan yarattığına ben secde mi ederim diyor. Hazreti Adem'e baktığında onu sadece bir çamur yığını olarak görüyor. Evet, madde itibariyle Hazreti Adem çamurdan yaratıldı, topraktan yaratıldı. Biz de topraktan yaratıldık. Yemiş olduğumuz gıdalar ya doğrudan veya netice itibariyle toprağa dayanır ve öldüğümüz zaman bu beden toprağa inkılap eder, toprak haline gelir. Dolayısıyla insan topraktan yaratıldı, bu doğru. İblis bunu biliyor. Ama buradan yanlış bir kıyasla yanlış bir neticeye varıyor. Yanlış kıyas da şudur: kendisinin yaratılışı ateşten.
ene hayrun minhu diyor. Ben ondan daha hayırlıyım. Ve maddesiyle övünüyor. Ateş maddesini topraktan daha üstün kabul ediyor. Ve bunun neticesinde Hazreti Adem'e secde etmiyor. Ardından da Allah'a adeta kafa tutarcasına bana üstün kıldığını gördün mü? Yani bu mu benden üstün olacak? Hazreti Adem'i tahkir ediyor ve küçük görüyor. Ve ardından Cenab-ı Hak'tan mühlet istiyor. Eğer diyor bana kıyamet gününe kadar mühlet verecek olursan ben Adem'in neslini yoldan çıkarırım. Onları kendime tabi yaparım. Ancak çok azı müstesna. Geriye kalanları kendi peşimden getiririm. Cenab-ı Hak onu huzurundan kovuyor ve her kim sana tabi olursa tam bir ceza olmak üzere hepiniz için cehennem var. Cehennem sizin cezanızdır diye bildiriyor. Ardından da şeytana yetki verildiğini bize Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. وَاسْتَفْسِزْ مَنْ اِسْتَتَعْتَ مِنْهُمْ بِسَوْتِكَ Sen sesinle onlardan gücün yettiğini harekete geçir. Ve eclib aleyhim bi haylike ve racilike süvarilerinle ve piyadelerinle onların üzerine git, onları ürküt, onları korkut. Ve şarikum fil emmali vel evlat ve mal ve evlatta onlara şerik ol, onlara ortak ol. Ve idhum ve onlara vaatte bulun. Ve ma ya'iduhumu şeytanu illa gurura. Şeytan onlara gururdan, aldanmadan başkasını da vaat edemez. Yani vaat eder ama vaat ettiği şeyler doğru şeyler değildir, aldatıcı şeylerdir. Değerli izleyenlerim, burada adeta şeytanın insanı muhasarası, insanları aldatmak için kendine bir takım yetkiler verilmesi bir temsille, bir tasvirle bize anlatılıyor. Diyelim ki bir yerde yaşayan meskun insanlar var. Çapulcu bir grup bunların üzerine geliyor ve önce şiddetli bir sesle o insanlar uykudan uyanıyorlar. Ardından süvariler, piyadeler onlar harekete geçiyor ve ardından onları bulundukları yerden sürüp çıkarıyorlar. Onları ele geçiriyorlar. Böyle bir tablo bize sunuluyor. Bir savaş tablosu bize sunuluyor. Demek ki şeytan da kendi piyadeleriyle, kendi süvarileriyle insanların üzerine geliyor. Onları kendine tabi yapmak, onları adeta esir almak istiyor ve bu konuda elinden gelen her türlü gayreti gösteriyor. Demek ki insan şeytanla daimi bir mücadele halinde. İnsanda pek çok duygular var. Bunların her biri şeytan tarafından kullanılabilir. Mesela bir öfke duygusunu düşünelim. İnsan normalde sakindir. Ama öfke duygusu harekete geçtiğinde bu insan yerinde duramaz bir hale gelebilir ve şeytana uyar ve şeytana uymanın neticesinde ortalık karışır. İşte iki kişi birbiriyle dövüşür ve bakarsınız küçük bir olaydan, küçük bir meseleden bir cinayet bile meydana gelebilir. Bazen mesela köylerde duyuluyor. Diyelim adamın birisinin ineği komşusunun bahçesine girmiş. Bundan dolayı aralarında tartışma oluyor ve ineğin yediği belki birkaç tane salatalık, birkaç salatalık yüzünden bir cinayet bile çıkabiliyor. Demek ki insanda işletilmeye hazır pek çok duygular var ve şeytan bunları nasıl işleteceğini biliyor. Bunları nasıl şerre sevk edebilir, nasıl günahta kullanabilir bunları biliyor ve o insanı tahrik ediyor. O insanı kötülüğe sevk ediyor ve bunun neticesinde o insanı gerçekten o pisliğe bulaştırabiliyor. Kendine tabi bir hale getirebiliyor. Mesela halkımız arasında denilir ki öfkede akıl yoktur. Yani bir insan öfkelendiğinde artık aklı selimle düşünemez. Ve o insan o anda her türlü kötülüğü yapabilmeye müsait bir hale gelir. Cinnet-i muvakkata tabir ettikleri yani geçici delilik, o öfke anında artık akıl başta değildir. O insan o haliyle adeta yarı deli bir vaziyettedir. Cinnet-i muvakkata tabir edilen aklı başından çıkmış vaziyettedir. Bu durumda olan insan her türlü kötülüğü yapabilir bir durumda.
Artık o anda Allah'ın emirleri de hatırına gelmez. Şeytanın telkinlerine, vur, kır, dağıt gibi telkinlerine müsait bir haldedir. Demek ki şeytan insanın zaaf yönlerini biliyor ve o zaaf damarlarını işletiyor ve bunun neticesinde genelde savaşta galip gelebiliyor. Şeytanın binlerce yıllık tecrübesi var ve bu binlerce yıllık tecrübesi içinde insanlara nereden girilir, hangi damardan girilir, ne şekilde insanlar yoldan çıkarılır, ne şekilde ibadetten alıkonulur, şeytan bunları biliyor ve bu şekilde kendine tabi olanları gittikçe artırmaya çalışıyor. Ve Allahu Teala burada ve şarikum fil emvali vel evlat, o insanlara malda ve evlatta şerik ol diyor. Demek ki şeytan insanların mallarına ortak olabilir. Nasıl ortak olabilir? Adam haramdan kazanır. Haramdan kazanılan mala şeytan ortak demektir. Veya helalinden kazanılmış olsa bile şeytan kötü yollara onu sevk etmek ister. Kötü işlerde o malları kullanmasını ister. Fakirliğin kendine göre imtihanı vardır. Zenginliğin de kendine göre çetin diyebileceğimiz imkanı vardır. Bir insan diyelim zengin değilken veya durumu normal bir vaziyetteyken günahlara belki de fazla içinde meyil olmayabilir. Yapmak istese bile durumu belki müsait değil. Ama zengin olduğunda her türlü günah yer kendine açık, her türlü günah işi yapabilecek bir durumda ve artık şeytan onu daha rahat avucuna alabilir, daha rahat istediği yere sevk edebilir. Demek ki şeytanın mala ortak olması, malı gayrimeşru yollardan kazanmak ve gayrimeşru yollara sarf etmek. Ve bir kısmı ellerindeki serveti insanları yoldan çıkarmak için kullanıyor. Günümüzde medyanın maalesef pek çok kısmı insanları bu şekilde yoldan çıkaracak şekilde, onları günaha teşvik edecek şekilde programlar yapmakta. Gazetelerin pek çoğu müstehcen resimleri neşretmekte. Televizyonların pek çoğunda aile bağlarını zayıflatacak, gayrimeşru beraberliği artıracak şekilde programlar yapılmakta. Ve bu da şeytanın sevkiyle. Bunlar bir takım mallarla oluyor, bir takım ekonomik imkanlarla oluyor. Ama bu insanlar bu ekonomik imkanları şeytanın emrinde değerlendiriyorlar. Ve şeytan o gibi aletlerle de insanları avlamaya çalışıyor. Ve onlara evlatta ortak ol demesi, mesela gayrimeşru beraberlikler olur. Bu gayrimeşru beraberliklerin neticesinde veled-i zinalar dünyaya gelir. Ve o veled-i zina şeytanın tahrikiyle, kışkırtmasıyla meydana gelmiş oluyor. Yoksa meşru bir anne babadan dünyaya gelse durumu daha güzel olacaktı. Ama gayrimeşru bir beraberlik ve bunun neticesinde ömür boyu o kimse açısından alnında siyah bir leke. Ve öte yandan evlatlarını diyelim kötü yollara sevk etmek, o yönde yönlendirmek, bu açıda da yine şeytanın marifetleri bulunmakta ve şeytan insanları daima kötülüğe, kötü yollara sevk etmekte. Ve Allahu Teala o insanlara vaatte bulun diyor. Demek ki şeytan insanlara daima vaatte bulunuyor. Şöyle yaparsan şöyle olur, böyle yaparsan böyle olur. Ama şeytanın yapmış olduğu vaatler insanları aldatmaya yönelik. İnsanlar bu vaatlere aldanabiliyorlar. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ اِلَّا غُرُورًا Şeytan onlara ancak bir gurur, bir aldanma vaat eder. Şeytan sözünde durmaz. Şeytan yalancıdır ve şeytan aldatıcıdır. Yalan ifadelerle, hatta yalandan yeminlerle insanları aldatır. İlk insan Hazreti Adem ve Havva'yı aldatmada da şeytanın vaatleri vardı. Yalan böyle vaatleri vardı. Ve onlara şöyle demiştim. Hazreti Adem ve Havva cennette, Allahu Teala onlara her şeyi mubah kılmış, helal kılmış. Ancak bir ağacı yasaklıyor. Yasak bir ağaç var. وَلَا تَقْرَبَ هَذ۪ي شَجَرًا Şu ağaca yaklaşmayın. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ Yoksa zalimlerden olursunuz buyuruyor.
Onlar önce yaklaşmıyorlar. Ama ardından şeytan onlara şöyle bir vesvese veriyor. Allah diyor size o ağacı niye yasak kıldı biliyor musunuz? Eğer o ağacın meyvesinden yerseniz cennette ebedi kalacaksınız. Ama yemezseniz cennetten çıkarılacaksınız. Tam tersini söylüyor. Onlar önce inanmıyorlar ama şeytan bu arada yemin de diyor. Yani yemin ederim ki bu böyledir. Allah'a yemin ederim ki bu böyledir diyor. Bu defa yemine aldanıyorlar. Çünkü onların kabulüne göre şeytan yalan yere yemin edemez. Öyle kabul ediyorlar. O yemine aldanıp merak saikasıyla aynı zamanda acaba nasıl bir ağaç, nasıl bir meyve ve o ağacın meyvesinden yiyorlar. Bunun neticesinde şu dünyaya gönderiliyorlar. Allah-u Teala Hazreti Adem ve Havva'yı yasak ağaçla imtihan ettiği gibi bizleri de onun torunları ve evlatları olarak yine yasaklarla, bir takım günahlarla imtihan ediyor. Ve insanlarda günahlara karşı meyil var. Nefsinde günahlara karşı bir istek var. Şeytan da o damarları işletiyor ve insanı günahlara doğru daima tahrik etmeye çalışıyor. Ama şeytanın bu şekildeki tahriki sadece bir aldatmadır ve yanlış yere insanları yönlendirmedir. Ve insanlar maalesef şeytanın bu yalandan vaatlerine kanabilmektedirler. İnne ibadî leyse leke aleyhim sultan. Ve Allah-u Teala şeytana şunu da bildiriyor. Benim kullarımın üzerinde senin herhangi bir gücün, kudretin yoktur. Ve kefâ bi rabbike vekile, vekil olarak Rabbin yeter. Burada önemli bir nokta tabi. Şeytan acaba bir yaptırım gücüne sahip mi? Ve şunu anlıyoruz ayet-i kerimeden. Allah'ın seçkin kulları şeytan her ne kadar onları tahrik etse de, günaha sevk etse de şeytana aldanmazlar. Şeytanın dediğini yapmazlar. Ve şeytan doğrudan bir yaptırım gücüne sahip değildir. Eğer şeytan yaptırım gücüne sahip olsa insanların Allah katında bir özürleri olur. Derler ki ya Rabbi ne yapabilirdik? Sen bize şeytanı musallat kıldın. O da bize zorla bunları yaptırdı. Halbuki şeytan kimseye zorla bir şey yaptıramaz. Şeytan ancak tahrikte bulunur, yönlendirmede bulunur ve kötülükleri süsler, güzel gibi gösterir. Bu şekilde insanları aldatmaya çalışır. Cenab-ı Hak hepimizi şeytanın hilelerinden, tuzaklarından, şerlerinden muhafaza eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.